Reklam bitti devam ediyoruz Sinan abiye bir oralet ısmarladım gelecek şimdi İbrahim getirecek bu arada e, İstanbul'da yağmur var dedik kapıda arkadaşlarımız herkesten bahsediyoruz sevgili e, güvenlik arkadaşlarımız gece gündüz bizi bekleyen arkadaşlarımız da kapıda bizi izliyorlar şu anda güvenlikteki iki aslan kardeşim arkadaşım e, Tunç ve Bahadır var. Bahadır, gönül adamı, gönül insanı onlar. Bahadır geldi mi ki? Bahadır geldi, Bahadır geldi burada. Geldim yoktu? Bahadır geldi, e, şimdi mix'e dönecek, mix yapacak. Bahadır <laughs> 30 kilo verdi ya. 30 kilo verdi. Evet abi, hep görüyorum orada şey yiyor, buğdaylar bir şeyler yiyor, tuhaf tuhaf şeyler yiyor. İnanılmaz, nasıl ama şey Rambo gibi besleniyor. İnanılmazlar ya. Bu hafta. İnanılmazlar vallahi. Hasan aynı şekilde bizim. Hasan da öyle. Maşallah Allah nazardan saklasın. Aa, yanlışlıkla var ya. <laughs> Hasanla trafikte karşılaşıp aşağı insem veya Bahadırla Tunçla falan böyle. İkisini de parçalarım. He? <laughs> İkisini de çat çat. <laughs> abi, evet. Turgay abi, Turgay Dilek şu Vay anda. Bak, e, ya. Et yerken bizi izliyor. Abi biz sizi de, yiyor. Abi şeyden seyrediyor. Koyu fenerbahçe bir Fenerbahçeli. Telefondan seyrediyor. Hay Turgay. Getir kardeşim, getir. Burada biz yabancı değiliz. Sinan abiye bir oradete bizi beğenecek mi bakalım. Nasıl Turgay abi? İbrahim Kutluay'a ne kadar benziyor değil evet, mi? Evet. İbrahim Kutluay ona benziyor. Pardon. İbrahim birbirine benziyor. Şeyi kahvaltı yapmamış. <gülüyor> <gülüyor> kahvaltı. yapmamış. <laughs> Sinan Engin fan. Vay Ali Berke koçum benim be. Ali Berke, yanaklarını öpüyoruz. Ali Berke yapıyoruz. evlat. Ali Berke'yi öpüyoruz. Ali Berke. Fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Beyaz Futbol'dasınız. Seçtiğimiz Beyaz Futbol bu akşam inanılmaz bir tweet geliyor. Alt çizgi Ertem Senere. Sorularınızı hadi Sinan Engin'e sorularınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Fotoğraflar. Allah bunlar ki bizim vay, Selimler Allah Selimler vay, vay. bizim Öyle Selim, Şenkaya, tabii. Çok Mursa, Selim Şenkaya tabi çok selamlar Musa Selim Şenkaya Olcan'ın ekip çok selamlar Olcanlar sevgiler kardeşlerimize çok selamlar Selim, sevgiler evet, Selimlere. sorular geliyor Ertem abi Beşiktaş Trabzon'da ne yapar yarın Biraz ne yapar? birazdan açıklayacaksın Elengin kadroda sürpriz var dedi nedir? O sürprizi de birazdan Sinan Engin açıklayacak. Ee, sürpriz sayılabilir ee, Sinan Engin açıklayacak birazdan. Önemli bir değişiklik olabilir. Ee, sizin tweetleriniz gelmeye devam ediyor. Bu yavruları yanaklarından öpüyorum. Ee, maşallah bizi Çok seyrediyorlar, güzel. bizi izliyorlar. Ee, sağ olsunlar. Ee, ve işte şu anda üniversitelerde... Tanıyorum iz... çocukları ama çıkaramıyorum. Kim? E, vizelere hazırlanan, he. finallere hazırlanan arkadaşlarımız varmış yurtlarda... E, inip ya, bizi izleyenler var. Ya. Bütün o yurtta gençlik var ya. Var. Gençlik var ya gençlik. Hele İzmir'de Ertem. Bir geldi karşıya. Abi bu karşıya taraftarlı acayip bir şey ya. Nerelisin hangi takımda karşıya ka diyor mesela. Nasıl karşıya ka oğlum diyorum. Yani Fener gaz, değil abi karşıya ka diyor falan diyorum. Geldi karşıya bir delikanlı geldi. Sina ismiş unutmuyorum Heyecanlı heyecanlı Sina geldi. Falan falan programa Aynı böyle bir gençlik. Orada şeyde otururken bizim yüzde yüzde şeyde Oo, Alsancak'ta yüzde yüzde kafada otururken Ersin'in orası bizim. Erdem'in ortağı Ersin'in orası. Hamdi var orada kardeşim benim. Sağ Çok olsun. selamlar. Hamdi kardeşimi de öpüyorum oradan yüzde yüzde Alsancak'ta. İzmir çok güzel ya. <laughs> Karşıyaka seneye nasıl olacak biliyor musunuz? Karşıyaka seneye nasıl olacak? Karşıyaka ile ilgili yarın an akşam anlatacaklarım karşı var. Karşıyaka Karşıyaka taraftarları hiç üzülmesin seneye Yarın var ya. anlatacaklarım bomba var. Bomba gibi oluyorsunuz. Karşıyaka'ya oy. Yarın Karşıyaka ile ilgili Önemli bilgilerim var anlatacağım. Karşıyaka, Karşı Kafsin. Karşı bugün yaka anlatmıyorum yaka. yarın. Çok sevdiğim bir arkadaşım başkan oluyor oraya. Yarın anlatacağım, bugün değil. Oo yavru aslan. Ve yanında Trabzon forması. mı? Trabzon forması. Trabzon tabii. Evdeki demokrasiye bakar mısınız? Güzelliğe bakar mısınız? Yavruya bakar mısınız? Oy 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 oy. Maşallah, maşallah. Allah nazardan esirgesin. Arkada da Fenerbahçe'de Bursa bayrağı var ekranda. İşte futbol demokrasisi ne güzel bir evde. Fotoğraflar gelmeye devam ediyor. E, bu arada sevgili asker kardeşim Oğuz Yıldız'a bizim Onur'un kardeşi Oğuz Yıldız. Bitmedi mi onun e, askerliği hala? Askerde aslan ya. gibi bir geldi. Ya, kaç senedir olmuş. asker o ya? Şafak 37. He? Bak kaç senedir. Giderken biliyor musun askere gittiğini? Oğuz var 5 ay önce gitti ama nasıl biliyor? 5 ay değil ya. Eve, Altın, daha evvelden de askere ben, gidiyorum. Aslan gibi. Oğlum Onur ne Bir zaman gitti askere var. ya? Bizim bütün askerlerimiz böyle işte. Bir dakika, karıştırdım karıştırdın mı Onur'u ben o şey o Onurun Oğuz kardeşi Oğuz'u karıştırdın mı? Taburuna, bütün tabura, bütün komutanlara bütün selamlarımızı, sevgilerimizi selam. gönderiyoruz Oğuz Yıldız'a. Askerimize Mehmetçiğime buradan selamlar canım kardeşim. Korku Konya. Sen gel seni güzel güzel yemeklere götüreceğim. Güzel yemek yiyeceğiz Oğuz kardeşim. Öpüyorum seni yanaklarından. Korku Bursa'nın gururu. Evet, Konya, Konya'ya selamlar. Konya Torku'dan da fotoğraflar gelmeye devam ediyor ve geçelim, geçelim. Fenerbahçe arması öpülüyor. E 9 numara gelsin. 9 numara İsmail Kartal ne demişti? Ne demiş? Hafta içerisinde Galatasaray ve Beşiktaş muhakkak puan kaybedecek. Onur. <laughs> ya Ayşe mesaj atıyor. Tesisatçıya te selam söyle. Tesisat taksın diyor gelip. Kim together. Ayşe Hanım? Ayşe. <laughs> Batuhan'a selam. Ayşe. Zeytin burnundan Batuhan. Tesisat da gel tak oğlum evde su akmıyor. <laughs> Ayşe. Batuhan'a selam. Evet. Şey Batuhan mıydı ismi? Batuhan. Trabzonlu hemşerim benim. Trabzonlu Batuhan. Şimdi arıyorsun, Batuhan arıyorsun. <laughs> ya Batuhan diyoruz böyle böyle. Efendim biliyorum çok mağdursunuz. <laughs> ya Batuhan. Aynı lafları söylüyor ama devamlı. Batuhan sanki kağıda <laughs> yazmış şartı. Efendim biliyorum diyor. Ee, mağdursunuz. mağdursunuz. Mağdur olduğunuzu bile ya. Ya biliyoruz da kardeşim gel tanış. <laughs> <laughs> Batuhan abi bak. Hadi Batuhan küçük bak ufak al. ufaklık. Genç al. Trabzonlu çıkın Trabzonlu Batuhan. Tesisat, Batuhan kardeşim. <laughs> Git o tesisatı aslan. hallet. Ona aslan göre... ama aslan. <laughs> evet. Galatasaray ve Beşiktaş puan Ayşe abla izliyormuş bizi. Ayşe abla öpüyorum seni ablacım benim. Canım ablam. Ayşe bugün izledi yarın izlemiyor. Ayşe Sultan. Bugün izliyor ama yarın izlemiyor. Pazar pazartesi. Tamam tam dedi normal. Öyle diyor ya iki normal insan var cumartesi günü diyor. <laughs> i̇ki normal insan. Pazar günü pazartesi izleyemiyorum diyor. Ayşe Sultan'a buradan selamlar. Galatasaray ve Beşiktaş puan kaybedecek diyor. Evet. Onur. Evet. Yarın geçerse Beşiktaş puan kaybetmez diyor. Galatasaray diyorum. ve Beşiktaş puan kaybedecek. Yarın geçerse bak Beşiktaş yarını geçerse ben puan kaybetmeyeceğim diyorum. Yani düşünmüyorum kaybedeceğini. Bak yarın bak şimdi Ertemciğim çok ince bir şey var burada. Eğer yarın evet. Beşiktaş takılırsa Galatasaray da Fenerbahçe takılacak zaten. <laughs> bak bir şey söylüyorum. Tam iyi bir anlatıyorum. Evet. İyi bir dinleyin arkadaşlar. Hani insanlar anlasın diye yani. Şimdi bazıları ki ya biz geri zekalı değil. Net anlatıyorum. <laughs> yarın Beşiktaş yarın puan kaybederse kredisini bitiriyor. Bir daha niye anlattınız? söyler misiniz? <laughs> Bak bir Sen daha anlatıyorum. Şimdi telefonla. diyeceksiniz ki yani, geri zekalı yok değil. Geri zekalı muamelesi yapma. Değil geri zekalı değil. Anlatıyorum. Beşiktaş yarın Kredisini kapatır kaybederse. <laughs> Fenerbahçe'de Galatasaray'da puan kaybedecek. Arkadaşlar 5 hafta burada. Yine demiştim demeyeyim size. Şimdi göreceksiniz. Şimdi İsmail Kartal Galatasaray 5'ler puan kaybedecek diyorsa. Yani ben de Fenerbahçe Galatasaray puan kaybedecek diyemez miyim yani? Hani <laughs> inandırıcı değil mi? Ee, söyledik. Kaç ay önce 74-75 bu lig biter diyorum. Yani o iyi niyetli olarak 73 de olabilir 75. Bak 70 de olabilir. Onun için yarın kazanırsa Beşiktaş Telekom'a 4 puan önde gider arkadaş. Buraya yarın Trabzon'u geçerse 4 puan önde gider. Bu tezim devam ediyor. Yarın kazanamazsa kredisini biter ama Fenerbahçe'de Galatasaray'da kaybedecek Ertem'ciğim. Ben İsmail Hoca'ya katılıyorum. Doğru söylüyor. Bence İsmail Hoca size katılmış. İsmail Hoca bana zaten katılıyor ayrı bir şey de. Niye? Çünkü ya. siz bunu birkaç haftadır söylüyorsunuz. Söyle hayır. Şimdi İsmail tabii şimdi İsmail Hoca tabii kendinin puan kaybedeceğini söylemiyor demez. Ama burada doğrusu nedir? Galatasaray'da, Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta puan kaybedecek. Ama Beşiktaş yarını geçerse Telekom'a 4 puan önde gider. Telekom'da Galatasaray Beşiktaş'ı yener. Hı, hı Bir puana düşer Ertem'cim. Fark. Beşiktaş son hafta Gençler Birliği oynar şampiyon olur. Şimdi diyecekler ki hemen hayal kurması Sinan Engin. Hayalsiz yaşanmaz kardeşim. Bazen <laughs> hayallerde gerçek olur. Ama ben inanıyorum. Beşiktaşlı futbolcu kardeşlerime inanıyorum. Evet bu arada e, bizi sevgili Ebru ve sevgili Serkan kardeşimle izliyorlar. Kim e, bu arkadaşlar? Çıkaramadım. Benim canlarım benim ya. Ha, Ebru ve şeyler Serkan şeyler. sevgili kardeşlerim. Çıkaramadım. Tatil arkadaşlarımızdı bizim. Ha ya, şeye gitti Marakeş'e gitti çocuklar. Evet ya çok uzakta seyrediyoruz. E Efendim şöyle kardeşlere. Ta, Samandıra tarafındalar Sancaktepe'de. Aman, sevgili Ebru, sevgili ha. Serkan e, sizi öpüyorum. Yavruları da öpüyorum. Bizi izliyorlar Sancaktepe'den. Biz de sizi seviyoruz. Ee, ama dikkat edin niye söyledin? Aman dikkat edin yağmur yağıyor orada. evet. Konya sporlara sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Bu arada Sinan abimin hediyesi. Reklam arasında sağ olsun. Çok güzel dedim hemen verdi. Böylesine gönlü kalbi açık. Değil saçın <laughs> elini mesajlar mı? Geliyor? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Birine <laughs> selam yolladık. Abi telefon Bak, kitlendi. kilitlendi. Evet. Herkese selam. Evet. Nasıl? Yani bu bir şey söyleyeceğim sana. Sinan ama. abimin hediyesi. Ertuğ Selam diyor. Hakan Şirin bile Abi diyor karıma selam yollasan anneye de selam söylüyorsun Hakan tamam anneye de selam <laughs> Hakan abi. Ahmet Yıldız sana da kardeşim ama selam sonra abi ikiye beş kala selam çocuklar da ya acele etmeyin. Geçelim Emre Koçak. Türkiye'nin önemli avukatlarından Avukat biri Sevgili Emre Koçak. Ee, çok yakışıklısın maşallah. Çok yakışıklısınız demiş. Bu mu Emre? Yok yok değil. Ee, insan doyamıyor sizi seyretmeye Emre Koçak. Türkiye'nin <laughs> önüne gelen e, avukatlarından Talat Emre Koçak. Hay çok koçum sevdiğim benim kardeşim be. canım benim çok öpüyorum Yakışıklılığa seni. Yakışıklılığa bak be. Kim? İşte Erkan. Bülent Alcan. Ha, Alcan. Değil. Bülent Alcan, Alcan İzmir göz... bizim. Erkan'a benziyor evet. Çok benzettim ya. İşte benim bütün kıyafetlerimi yapan kardeşim bu. Erto. Bülent Alcan, Hikmet Alcan'ın kuzeni Bülent Alcan. Türkiye'nin bir numarası. Vallahi güzel yapmış. Bülent Alcan, Türk Hikmet Alcan, Türkiye'nin bir numarası giyimde. İşte benim bütün kıyafet işlerimi yapan İzmir burası. Evet. Bak aferin bunu çekmiş buraya atmış. Sağ olsun. Selamlarımız. İzmir'deyiz. İzmir'de. İzmir'e. İzmir'de. İzmir e. dün. dün. Dün tabii dün. Hı hı. 1 Mayıs yollar kapalı sağ olsun yürüdü benle bir sürü yollarda. Yollar eti Bülent Alcan, Hikmet Alcan ve bütün atölyeye selam. Beni şık yapan abilere çok selam. Evet. Türkiye'nin bir numarası. Giyim de bir numara başka tanımam. Evet üç tane yakışıklıyı görüyorum. Bize fotoğraflarını göndermişler sağ olsunlar gelmeye devam ediyor. 10 numara birazdan gelecek ama bu Beşiktaş Kartal Yuvası'na e, bir bakalım. Kartal Yuvası'na sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Bir baba ve çocukları. Dünyanın en büyük mutluluğu. Allah huzurunuzu bozmasın, mutluluğunuzu bozmasın. Ya, futbol güzel şey. Ne Spor güzel, güzel, şey ya. Bu için ya. Baba ne yaptı? Ya. Kim, Kim, bu? Kim o? <laughs> kim <Ezelde>. o? <oluyor>? Kim o? Ezel. Kim o? Tanıdık mı bu? Bana da benziyor biraz. Yoksa. <laughs> kim? Erol Önal. Erol cum. Çengelköy'den. Çengelköy'e kocaman sevgiler. Erol arkadaşım benim ya. Öyle mi? O da Pırıl pırıl çocuktur. Çok sevgiler Erol Önal'a. Erol'cum görüşürüz kardeşim. Çok Uğuracağım. sevgiler Çengelköy'e. Ben Uğuracağım. Çengelköy'de çok Uyar sevgilerim. Uyar almaya. Çengelköy. Çengelköy hıyarı. Hıyarı meşhur. Çengelköy yoğurdu. Hıyar, Çengelköy hıyar. Hıyarı değil Yoğurt kanlıca da Yoğurt kanlıca da doğru. Ben de sen de de sen tekrar. Arkadaşım diyeyim. benim o. Bu, bu, da mı arkadaşın? Bu değil. Bu arkadaş. Bu arkadaşımıza sevgiler. Evet. Abi çok zayıfsın sen ya. Biraz kilo al. Süleyman bizim Çağdaş Delirci. Güler'e benziyor. Bizim ya. Ahmet Hoca'nın arkadaşı Süleyman değil, değil mi bizim? Değil değil. Süleyman abi değil. Evet fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Abi o kotun altına bir çorap giyseydin iyiydi ya. Yayına çıktım şu anda. ne olur Evet. Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk kupaları başarılar. Ya Ertem. Kardeşim biraz enteresan resim atsınlar ya. <laughs> ne? Enteresan evet ya. ya. Ne bu ya Bizi ilginç fotoğraflara fotoğraflar atarsınız. Askerlik resmi gibi yolluyorsunuz arkadaş ya. Bizi ilginç fotoğraflar Hadi atın. biraz biz futbol konuşalım. Şimdi. O arada siz atın abi değişik enteresan resimler atın arkadaşlar. Ee, ya. 10 On numara. Kartal şampiyonluk averaj grafik demiş e, sevgili Onur Akış'ı yazarken bir izi görelim. <laughs> Özür dilerim. Şampiyonluk averaja kalacak diyor. Beşiktaş'ın ikisi de deplasmanda olmak üzere iki de ikisi deplasmanda olmak üzere Trabzon ve Galatasaray derbileri oynayacağını. Bunun siyah beyaz ekip için dezavantaj gibi görünmesine rağmen gerçekte öyle olmadığını e, savunan İsmail Kartal üç takımında birer maç takılma kredisi var. Şampiyonu averajla belirleyebilir. E, aynısını söylüyoruz. İsmail Hoca. Efendim, İsmail, ne zaman söyledi bunu? Hafta içerisinde. Hafta içerisinde söyledim. İşte ben bir maç daha takılacaklar. Bir buçukta takılacaklar var. Yani beraber. Ayıp olur. Yani bir, bir beraber bir mağlubiyet dersem. Şimdi hayallerini yer insan. Şimdi bütün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarlarının hepsinin şu an şampiyonluk hayali var. Yani şu, şu kadar takılacak bu Ama hepsi takılacaklar diyorum. İsmail Hoca da aynısını söylemiş. Takılacaklar. Ama ben yarın Beşiktaş takılırsa yarın Beşiktaş takılırsa Galatasaray 4 puan işi sıkıntı. Ama yarın Beşiktaş geçerse Türk Telekom'a Galatasaray 4 puan önce gidecek diyor. Ama yarın geçmek suretiyle. Evet. Ee, sevgili seyirciler şampiyonluk averaja kalıyor diyor. Bize hafta içerisinde sürekli sorular geliyor. İkili averaja kalırsa ne olur? Üçlü averaja kalırsa ne olur? İkili averaja kalırsa. Ben en başta bunu şunu sorayım. Sinan abi ee, ...Averaj'a kalır mı? Ertem... Ben ...son avaraj... hafta mesela şöyle olur Kalmayacak. 75-75-75. Bir 75, 75, 75. puan farkı biter. Bir puanlı birisi olacak. Bir puan falan iki puan olacak. An, abi, olmayacak. Ee, şampiyonluk Averaj'a kalırsa... ...ben Sinan abiye tekrar topu yuvarlayacağım ama... ...iki takım aynı puanda bitirirse... ...önce ikili Averaj'a bakılacak. Deplasmanda atılan gol avantajı yok. Hemen belirtelim. Deplasmanda atılan avaraj. gol Averaj'ı yok. İkili Averaj eşitse genel Averaj'a bakılacak... İkili averaj eşitse genel averaja bakılacak. Yine eşitlik varsa daha çok gol atan şampiyon olacak. Yine eşitlik varsa daha çok gol atan şampiyon olacak. Sevgili seyirciler şu anda en fazla gol atan takım Galatasaray 52 gol. Fenerbahçe 51 gol. Beşiktaş 49 gol. Galatasaray ve Beşiktaş'ın birer kalmaz Ertem'ciğim. Puan farkıyla olur bu iş. Ben sana söyleyeyim. Puan farkıyla bu iş devam eder. Son haftaya kadar da bu iş çok böyle yani can canlı geçecek bu iş. Ben sana söyleyeyim. Hele mesela önümüzdeki hafta biz biliyorsun hafta içi maçlar oynayacak. Çarşamba, perşembe program yapacağız burada. Tabii tabii hafta içi. Çarşamba, perşembe çok cav cavlı burada. Çok enteresan programlar olacak burada göreceksin. Bak yani. O takılmış, o olmuş, bilmem ne olmuş falan filan. Enteresan, enteresan programlar yapacağız burada. Bir takım 5 puan kaybedecek mesela. Bir takım 3 puan kaybedecek. Yani öyle şeyler var. Bunları söyleyeyim. Bunları söyleyeyim. Yani 5 puan kaybeden takım da olacak. Evet. Burada yani bir mağlubiyet bir beraberlik olacak. Bir mağlubiyet ve iki mağlubiyet de alabilirler. Abi öyle yani kolay değil bazı maçlar Ertemciğim. Bugün Balıkesir Spor takımını zor yeniyorsun ya. Tabii. Öyle değil kolay değil yani. Ben sana söyleyeyim. Sonra Galatasaray'ın Sivas Teplasmanı tam Galatasaray garantiledi ama. Öyle kolay geçmez. Ben sana söyleyeyim. Evet Sinan Engin'in de söylediği gibi gerçekten bu hafta önümüzdeki hafta yani bu hafta değil ondan sonraki hafta içerisinde bizim yayınlarımız olacak. Hafta içi Beyazıtlar, maçlar olacak. Tehri maçlar hafta içi olacak. Maçlar olacağı için. Üçlü averajda puan durumu Fenerbahçe'nin oynadığı maçlar şampiyonluk adaylarıyla diğer Galatasaray ve Beşiktaş'ta oynadı dört maçını. Dokuz puan topladı artı üç averajı var. Galatasaray ve Beşiktaş oynamadı. Galatasaray'ın 6 puanı var. Beşiktaş'ın puanı yok. İşte Beşiktaş'ın en çok eleştirilen tarafı. Abi Ama... Beşiktaş'ın işi zor. Zor. Avarajda Beşiktaş'a bir şey olmaz. Avaraja bırakmayacak Beşiktaş. Beşiktaş bu işi en az puan kaybederek en az puan kaybederek bu işi çözmesi lazım. Doğru. Yani ama yarın yenilirsen bak yarın yenilirsen hem psikolojik olarak hem puan olarak geriye düşersin. Yani psikolojik olarak da geriye düşersin. Onun için yarın Beşiktaş'ın mutlaka yenilmemesi lazım. Bir puan kötü değildir Ertem. Değil. 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 Kredi var çünkü. Bak bir puan çünkü öteki takımlar da Fener'de Galatasaray'da puan kaybedecek. Ama sen yarın bir puanla seni belki şampiyon yapabilir. Evet. Bir puan seni şampiyon. Galatasaray işte en büyük hatası oldu biliyor musun? Yenmeye oynadı. Beraberlikte de bir birken maç Doğru. Birbirken bir puanı beğenmedi Galatasaray. Bu arada Galatasaray demişken bizi Şimdi izleyen ben mesela pardon, Galatasaraylı futbolcular moralleri çok bozتدiler ya. Yenildiler diye dedim mesela. Evet. Şöyle şey diyenler var. Ha yenilirler diye üzüldüler. Hayır. Galatasaray yenilme aklından geçirmiyordu. Doğru. Yenilme aklından geçirmediği için çok üzgünler dedim ben. Yenilme aklını evet, geçirmedik evet, Galatasaray. Evet, evet. Bu arada Galatasaray demişken bizi izleyenler arasında şu anda Sofya'da izliyor sevgili e, papen Mustafa. Mustafa Kocabey de e, bizi izleyenler arasında sevgili seyirciler. E, Bulgaristan'dan e, başkent Sofya'da bizi izliyor sevgili Mustafa Kocabey. E, sağ olsun. E, de... Galatasaray'ın önemli efsane isimlerinden Mustafa Kocabey. Onunla ilgili de yarın bir videomuz var. Ekranlarınıza getireceğiz sevgili seyirciler. Ne yaptık ya? E, sevgili seyirciler. Mustafa'nın videosu var. Evet evet güzel bir videosu var. Papen Mustafa'nın Mustafa, Mustafa Hoca'ya buradan selamlar. O. Mustafa Kocabey'e büyük golcüye çok selamlarımızı Unutum gönderiyoruz. Da bizim Beşiktaş kulübünde Levent abi vardır Beşiktaş yıllardır hem koordinatördür. Levent çiftler bizim futbolcumuzdan beri. Bugün abisi, dün akşam abisini kaybettik. Oo. Evet. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. eylesin. Bugün kalktı ben işte İzmir'deydim yetişemedim. Canı cennet olsun. Bülent Songur Allah rahmet eylesin. Allah Ailesine baş başsağlığı diliyoruz. Levent abi'ye de başsağlığı aynı şekilde. Ee, i̇yi iyi beş büyük Beşiktaşlıdır Levent Çetler. Allah rahmet eylesin Levent Allah abi. rahmet eylesin. Katılamadık ama buradan yine taziyelerimizi bildirelim. Allah Mekanı rahmet eylesin. cennet olsun. Ee, bizim ulaştırmamız e, kanalımızın her şeyi e, bizim kapıdaki güvenliğimizle beraber e, gerçekten bütün kanalın, bütün televizyonların ulaştırmaları aslında e, ...bütün servislerin kalbidir. Özellikle spor servisinin. Görüntüyü onlar getirirler. Onlar getirmezse görüntü olmaz. Onlar maça götürürler arkadaşlarımızı. Onlar işin daha çok sıkıntısını yaşarlar. Nereye park edecekler statlarda? Nereden gidecekler? E, canları burunlarında giderler böyle. Gerçekten çok büyük sıkıntı yaşarlar. Ve ulaştırma... E, ...bir kanalın, bir televizyon kanalının can damarıdır. İşte bizim de e, can damarımız... ...ulaştırmamız sevgili e, kardeşimiz Ali... E, ulaştırma'dan oğlu Koyu Fenerbahçeli Ali e, kardeşimizin oğlunun da buradan yanaklarından öpüyoruz eve selamlar gönderiyorum buradan e, çok çok öpüyorum sevgili kardeşimizin yanaklarından e, bütün ulaştırmalarda bütün televizyon kanallarında e, kim varsa bütün televizyon kanallarının ulaştırmalarında buradan da e, sevgili abilerimize kardeşlerimize selamlarımızı sevgilerimizi gönderelim Trabzon'a selamlar e, Trabzon'a yürek dolusu kocaman sevgiler sevgili kardeşlerimizi e, <laughs> sevgili seyirciler. Trabzonlu bunlar. Evet. Trabzonlu arkadaşlar. Ama ilginç fotoğraflar bekliyoruz. İlginç abi ne ya baba ya memur gibi resim çektiriyorsun baba İstanbul'a hatırası gibi ya. <laughs> Yollayın şöyle güzel resimler ya. Şimdi e, sevgili seyirciler geleceğiz devam ediyoruz. Eskiden işte, ee... kalabalık resimler gelir dert o. Evet. Hah böyle mi? İşte daha farklı. Bravo. Daha güzel. Bunlar on numara mesela kalabalık. Evde birdir bir oynarken birdir bir oynarken fotoğraf varsa ne ilginç olur değil mi? Tam bizi izlerken böyle olabilir yani değil mi <gülüyor> <gülüyor> Evet sevgili seyirciler İsmail Hoca'nın İsmail Hoca'nın yine grafikleri var ekrana gelecek şimdi arkadaşlarımız Adana Demirspor atkısı bize fotoğraflar geliyor e, bu arada Adana Demirspor demişken Osmanlı Spor'da yürekten kutluyoruz bu hafta yine Vallahi inanılmaz bravo. bir iğme yakaladılar Hadi inanılmaz inşallah. bir çıkış yakaladılar e, Uğur Hoca Uğur Tütünöker ve öğrencileri Uğur Hoca ile ilgili hemen belirtelim e, hafta içerisinde e, Sayın tamam. Ahmet Gökçek de e, canlı yayınımıza bağlanmıştı Denizsever'e e, spor haberlerimizi aynen şu ifadeyi kullandı kesinlikle Uğur Hoca'yla yolumuza devam ediyoruz. Basında bazı haberler çıkıyor. Yok işte onunla devam edecekler, yok bununla çık devam edecekler. Ee, Sayın Ahmet Gökçek kesinlikle Uğur Tütüneker Eker'le yolumuza sonuna kadar devam ediyoruz. Futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Şampiyonluğa sonuna kadar güveniyoruz dedi. Osmanlı Demirspor 2-0 kazandı. E, ee, Adana Demirsporla puan farkı 1'e indi. Ey babalar. Evet. Be. Önemli bir puan yalnız bu haftaki alınan puan. Yani 3 puan deplasmanda çok önemli. Bir de rakibinde kaybetti. Yani Direkt çıkma şansı var Osmanlı Sporu var kişi sıkı varsa... var Uğur hoca hadi bakalım 14 e, 14 ya bunları tanıyorum ben ya bizim soldaki kim ya 134 Allah Allah çıkaramadım 14 falan. numara bir gelsin 14 numarada İsmail Hoca e, maçlara saklanarak gidiyoruz diyor 15 numara gelsin yine aynı şekilde yalnız bunları Erten bak bunlara bir son vermek lazım bu otobüs taşlamaları kimse cam kenarına oturmak yani, istemiyor diyor Bak, Doğru. Bunlara son vermek lazım. Bu mesela Emre'ye, Volkan'a yapılan şeyler. Vatan hayin. ne vatan neyin vatan hainliği yani. Ne demek? Öyle. Vatan hainliği bu kadar basit mi bayağı vatan hainliği yani? Basana vatan hainliği. görüyoruz. Yani vatan, vatan hainliği yani, bu kadar ne demek ya? Yani bir futbolcu nasıl vatan hain olabilir arkadaşlar? Yapmayın ya futbolun içine bunları falan sokmayın. Ayıptır ya böyle şeyler. teza şey gidiyorsun ıstıklar, bilmem neler bırakın artık futbolu. Biraz futbolu futbol gibi seyredin ya. Oyun gibi keyif alarak seyredin ya ne var vatan haini bilmem neymiş her yerde ıslıklanmalar bilmem neler otobüsler taştan, yeni moda çıktı Şaka ya. Gibi ya ya cezalar ağırlaştıkça Ertem olaylar arttı biliyor musun ya ya cezalar arttıkça yani takımların aldığı cezalar arttıkça her, her oranlar artıyor. da artıyor daha da çoğalıyor şimdi bakın Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon en az bir, bir trilyon üzerinde ceza ödemişlerdir para olarak maddi olarak da taraftar küfürlerinden dolayı Otobüs taşlamalar falan filan bunlar nedir arkadaşlar ya? Ne oluyor ya? Böyle bir şey var. Kimse bu ne kadar biliyor musun? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bu çok ayıp bir şey biliyor musun? Yani büyük ayıp, hakaret bir şey bu yani. Kimse cam kenarına oturmak istemiyor. Yani Türkiye'nin bu Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray mevzusu değil. Değil tabii. Yani bir futbol takımı, yani can güvenliği alakalı bu. Bir futbol takımı kafilesi maça giderken korkarak gidiyorsun her yere. Ya bunlara bir son vermek lazım ya insanlar halk biraz artık duyarlı olmalı ya kesinlikle duyarlı Biz, olmalı ya abi ben sana söyleyeyim, söyleyeyim ya yok. böyle bir şey yok artık ya nedir ya doğru söyle kimse cam kenara oturmak istemiyor ne demek ya bu vatan hepimizin abi Türkiye Cumhuriyeti devleti bizim her olduğu yerde insanlar kendini güvende hissetmek zorundadır arkadaşlar böyle bir şey var mı ya burası Türk toprağı değil mi arkadaşlar Bursa'da taştan oraya git taştan Konya nereye taştan Antep'te ya böyle bir şey olabilir mi ya? biraz Nereye gidiyoruz kendi değil şeyimize sahip çıkalım arka değerlerimize ya bu vatan sizin ya arkadaşlar yapmayın ya hiçbir nedir bu taşlamalar maşlamalar şey, bunlar nedir bu olaylar ya kendi yani nedir kendi kendimizi karıştırıyoruz ya yapmayın ben anlamam arkadaş öteki işlerden. o işlerden işlerden işleri anlarım da yeri değil ama bu futbola da bu işlerde bu kadar bulaşmayın ya o takımın bugün yine e, Manisa Spor'un otobüsüne öyle şey yapılanlar her yerde biraz var ya, ya. Nedir bu? Ne oluyor ya? Arttıkça... Koskoca camiayı töhmet altında bırakıyorsunuz. Ertem'ciğim, cam... bak ne diyorum sana? Cezalar arttıkça... Yani cezalar Suçlar arttıkça, artıyor. ağırlaştıkça... Daha çok artıyor. Her hafta bir şey duyuyoruz. Her hafta ben mesela altyazı okuyorum. Falan 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 takım PFDK sevgildi. Falan falan takım PFDK ne var? Hep böyle ya. Evet. Ee, doğru söylüyorsunuz. Ha, benim Kim bak buna anons et. Bu delikanlıya <laughs> mutlaka. İsmine bakalım. Mehmet bize. Genç aferin koçum. Mehmet Genç, Mehmet Genç, ee, Mehmet Genç'e buradan selamlar. Mehmet Genç, ee, benim e, kayınpederimin ismi de Mehmet Genç. <laughs> bir, acaba, bir ara acaba umut etsin mi bizi böyle? <laughs> Yalnız ben bugün Caner'e hayran kaldım ya. Müthiş oynadı biliyor musun ya Ertem ya. Caner. ya? caner. Hakikaten Caner'e, yani caner. Caner'e hakikaten hayran kaldım. Müthiş şey oynadı. Caner. Caner'i çok seviyorum. Topal, ya hakikaten Allah yani var ya helal olsun aldıkları paralar. Bak Musa, Gökhan Gönül. Yani sırayla gidiyor form. Volkan. Dön öteki taraftan işte. Selçuk Şahin mesela. Abi ne zaman görev versen ne zaman sanki baştan oluyormuş gibi. Koçum benim ya. Aferin be. Nereden buldunuz bu kadar insanı? Öğrenci mu burası ya? Bilmiyorum ki. Öğretmenleri mi öndekiler acaba? ]ydik? Aile aile bak abla ya, ya bu kadar <gülüyor> nerede <gülüyor> böyle bir aile olur mu aile aile kaç 17 kişi var Helal çok 17 selam kişi. kim bu kim 17 o abiciğim ama bizim izliyorsunuz abicim önemli olan abi. lütfü mü lütfü lütfü çok selamlar herkese selam lütfü lütfü sevgili kardeşim'e e, selamlar bu arada Seda Deniz Akçevre Ordu'dan Sevgili kardeşimiz Seda Deniz Akçevre de bizi ayakkabıcı. izleyenler arasında. Evet. Nerede ayakkabılar ayakkabıcı abi? Ayakkabıcı dedi ya. Yani <laughs> <laughs> spor Marka söylemiyoruz da ayakkabıcı. Nerede ayakkabılar? Seda Deniz e, hem spor yapıyor hem bizi izliyor. Bunu yapmış abi. E, çok çok sevgilerimiz selamlarımızı. Vallahi benim gözlerim artık görmüyor. Dilek, Bunu tanıyor musun? Ha Dilek Hanım. Sevgilerimizi selamlarımızı gönderiyoruz. Dilek de abi? bizi izleyenler arasında tanımıyorum. Tamam. Dilek Hanım da bizi izleyenler ne arasında. Ne yapmış öyle bir işaret yapmış. Nedir o? Onur nedir o işaret? Fenerbahçe dövmesi. Anlayamıyoruz buradan görünmüyor. Sonsuz işareti ve Fenerbahçe dövmesi. Hayırlı olsun. Öyle mi Serkan? Serkan Dündar Fenerbahçe 1907. Sevgili Dilek Hanım. Sıcak mı burası ya? Evet biraz. 3 Mayıs 1907. Fenerbahçe'nin 108. kuruluş yıl dönümü. Kutlu olsun. Şanlı Fenerbahçe'yi kutluyoruz. 108. Kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyoruz. Fenerbahçelilerin doğum günü kutlu olsun. 3 Mayıs 1907. Sinan Engin kazanır. <laughs> Bunu kim gönderdi ya? Sinan Engin kazanır. Helal olsun. Aferin çocuklar. Tebrik ediyorum kim yolladıysa. Ahmet Hoca bizi izlerken bir fotoğrafını çek de gönder bakalım hocam. Nasıl izliyorsun bizi? Ahmet <laughs> Hoca çok güzel çekimler var. Çay içiyordur. Vay Naci'ye bak koçum benim be. Oo çok selamlar. İşte meşhur berberim Naci. Kim, kim, bu saçımı Naci abi. <laughs> saçımı yapan Naci işte. Bizim Galatasaraylı. Bir daha sen hocam. Hep bu saçımı, bu saçımı yapan. işte yapan Naci. Çok güzel model vermiş ama Sinan abi. Ben de aynı <laughs> modelden istiyorum. Naci abi geleyim aynı modelden Sinan abinin modelinden rica ediyorum. <laughs> Naci abi. <laughs> Yanlar kısa üstler Naci biraz benim. daha kısa. Kardeşim tepe Galatasaraylı çok. Acayip Galatasaraylı. Onun için anlaşamıyoruz bazen. Ciddi mi? Çok. Baba Kesin. hayal görme. Bana diyor hayal görüyorsun. Baba diyor <laughs> anlatıyor işte. Abi. Ben bir şey söyleyecektim. Ee, unuttum olsun. Ee, canımız sağ olsun. Ee, Seda Deniz Akçevri'ye bir kez daha sevgilerimizi selamlıyoruz. ayakkabı yollasın ya. Diyor ki ama spor yaparken izliyor bizi şu anda Son odadan. Son çıkan ayakkabıyı yollasın. <laughs> spor yaparken izliyor. Bir e, gelsin yine fotoğraflar gelecek. futbolda futboldasınız. Bizi izlerken fotoğraf çekin gönderin. İlginç fotoğraf istiyor. Sinan Engin, ısrarla ilginç bir fotoğraf istiyor. E, bu arada bir şey mi söyleyeceksiniz? Söylemeyecek misin? Sen. Adem sen misin? Adem. Adem bir şey mi söyleyecek acaba diye baktım. Bizim e, sevgili montajlarımızı yapan arkadaşlarımızdan Sinan, Adem ve Hüseyin abi'ye de ayrıca bir parantez açıyorum her zaman. Çok güzel e, e, bu da. Fotoğraflarınızı göndermeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. E, tek tek fotoğraflar geliyor. Aferin koçum. Evet, Bak, daha daha ilginç. daha ilginçlerini, daha ilginçlerini bekliyoruz. Ve geçelim. Nereye geçiyoruz? Eee Türkçe <laughs> öğreniyorum. <laughs> yavrum benim ya benim ya. Türkçe öğreniyorum grafik 17 numara. Ertan bir de ben sana söylüyorum bakın arkadaşlar. Benim hiçbir Twitter'la ilgili bir hesabım falan yok. Yine gördüm bir çocuklar söyledi abi Twitter'da birileri yazıyor senin adına diye. Hesabım, kitabım, Twitter'ım falan filan yok. Senin Instagram var. Oraya bakıyoruz. Bir de senin İngiliz falan bir de bir iki arkadaşımızla benim Twitter'la ilgili hiçbir alakam yoktu. Benim yazdığım şey cevap falan yazmayın twitter'ım falan. Yoktu. Sinan abi benim çok yakın arkadaşlarımdan birisi. Hayırlı olsun. tatilde tanıştım Serkan ee, hani o şeyden Sancaktepe'den dediğim dedim arkadaş ne yazmış bak. Abi bu Sinan Engin abi çok düzgün bir adam. Çok objektif. Ben koyu bir Fenerbahçeli olarak alkışlıyorum diyor. Şu anda mesajı. Hayırlı Bana olsun. gelen mesajı. Hayırlı olsun. Hayırlı. <laughs> <laughs> Löv Türkçe öğreniyormuş. Löv öğreniyormuş. ABC niye yazdınız ya? Ha, niye öğreniyormuş? Ya, yazı yazmayı öğrenmiyor arkadaşlar. Abi baba niye öğrenmek istiyor? Niye öğreniyormuş? <laughs> niye öğreniyor? <laughs> 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 Fener'e mi geliyor? Şimdi neden olduğunu söyleyeceğiz. Fener'e mi ee, geliyor? İsmail Kartal'la, İsmail Hoca'yla e, hafta, biliyorsunuz bir araya geliyorlar. İsmail Hoca ile yakınlar. Yakınlar. İsmail Hoca'ya demiş ki İsmail senin Almanca öğreneceğin yok. Ben seninle konuşmak için Türkçe öğreniyorum demiş. Değil mi Onur? Yanlış değil evet. Hakikaten mi? Vallahi. Aynen böyle bu şekilde konuşmuş. E, İsmail Kartal'ın 16 numaralı grafiği gelsin. Löv, bunu söylüyor. Alman milli takımının teknik direktörü Yohayim Löv. Löv'den çok şey öğreniyorum diyor İsmail Kartal'da. Sinan abi. En Abi, başta şunu söyleyeyim. İsmail Kartal'la sezon sonu şampiyon olsa dahi Fenerbahçe gelecek sezon devam eder mi? Devam etmeli. Şampiyon olan hocam eder olur. mi? Etmeli. Et. Eder etmeli. Etmezse Löw gelir mi? Abi Löw Alman milli takımının hocası. Ne işi var Türk'ün? Ama mi? bir açıklaması var ya Almanya'da. Söyle. E, Alman Futbol Federasyonu'ndan izin aldım, konuştum. Bir takımda daha Zannet da çalışabiliriz Zannetmiyorum. diye. Zannetmiyorum. Ben izin vereceklerini zannetmiyorum. Fenerbahçe'nin böyle bir şey kabul edeceğini İsmail Hoca'ya da ayıp olur. Hayır Fenerbahçe'nin de kabul edeceğini düşünmüyorum. Ya Fenerbahçe'nin hocası sadece Fenerbahçe çalıştırır abi. O iş şey olur mu ya? Devşirme yani kalkıp da hem oraya gel hem buraya gel. Öyle şey olur mu? Hayır ben bunu Fenerbahçe'nin de kabul edeceğini zannetmiyorum. İsmail Kartal Fenerbahçe şampiyon olursa devam etmelidir. Eder. Ayrıca İsmail Kartal'ın bak Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi müthiş falan deniliyor falan filan ama Öyle değil yani. Öyle çok müthiş falan değil. Sıkıntılı kadro var Fenerbahçe'de. Neden? Ertem bak. Kaç tane oyuncusunun sözleşmesi bitiyor, sözleşme bekliyor. Hep sıkıntılı bir kadro var. Hmm. Yani iyi futbolcuları var ama mesela seneye İsmail Kartal bu takımda kalsın veya kal ne? Seneye bu takımda kaç tane oyuncu kalır bakalım. En az bu takımdan 5 tane 6 tane yabancı gider seneye biliyor musun? Doğru. Yollayacaklar. Ee, nasıl Fenerbahçe çok müthiş takım. Fenerbahçe'nin sıkıntılı sancılı bir kadrosu var. Abi örneği sana koydum ortaya. Geçen sene bu saatlerde 40 gol atan dörtlü. Fenerbahçe'nin dörtlüsü. Bugün 25 gol atmış. 28 gol atmış Doğru. veya. 28 gol dediğin zaman yani ne olmuş? Yüzde 20, 15, 20 eksilesin. Bu ne demektir? 6 puan veya 9 puan gibi düşün. Yani bugün. Ondan dolayı yani Fenerbahçe takımı Fenerbahçe takımı öyle çok müthiş bir uçan kaçan bir kadrosu falan yok. Hiç kimse şey yapmasın yani. Evet. Ben sana söyleyeyim. Bu arada ee... ay çok iyi kadrosu var, değil mi diyelim. Tabii. Hadi bakacağız seneye kaç kişi tutacaklar bakalım bu kadroda. Göreceğiz. Seneye bu takımdan kaç kişi kalacak? Oy oy yavrum. Vay benim bakarsınız. koçum canım, benim canım, Canım canım benim ya. E, Almanya'dan Turgay abi menajer Turgay abinin selamı var. E, diyor ki löv gelmez kesin kaynak iyi yayınlar ikinize de diyor. Gelmez e, ya Turgay doğru söylüyor selamlar. abi ne işi var Turgay direkt diyor ki sevgili Turgay direkt de diyor ki, e, de diyor ki e, şarjım bitiyor ya diyor yağmurda üç kez durdu diyor. Turgay'a Dile'ye tekrar selamlarımızı gönderelim fotoğrafını yayınladık az önce. E, Maria ve İbrahimovic'e buradan selamlar onlar da bizi izliyorlarmış. Di ile İbrahimovic. Adem Metan'ın doğum günü mü bugün ya? Dündü. Dün. Adem bizi mi kandırıyorsun oğlum sen de? Dünmüş bugün değilmiş. Adem Metan bize gönderdi. Doğum günün kutlu olsun Adem. Vay 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 Adem Metan'a bak Turgutlu ya. Adem Metan güzel ne güzel. Teşekkürler. Turgutlu Spor. Evet Turgutlu Spor. Ee, Turgutlu Spor'a buradan selamlar. E, ee, Turgutlu Spor'a selamlar. Bir zamanlar iyiydi. bir Turgutlu zamanlar spordu. değil mi? Yeni Ar Ar Turgutlu Spor'du değil mi Sinan abi? Ertem artık bu İzmir'den bir tane takımın birinciye çıkması lazım. Ben sana söyleyeyim. Ben İzmir'in ileri gelen büyük yani büyük böyle veya devlet düzeyinde bir adam olsam İzmir'de falan veya belediye başkanı falan filan mutlaka bir tane takımı Süper Lig'e çıkartırım. Mutlaka çıkar. Ama önümüzdeki sezon Göztepe çok iddialı. Karşıyaka da çok iddialı ama Karşıyaka ilgili yarın akşam evet. anlatacaklarım var. Sen de biliyorsun. Kesinlikle. 18 numara gelsin. 18 numara. Ee, bu arada Karadeniz Efem'in önemli radyocusu, önemli isim. Sevgili Adem Metan kardeşiminde doğum gününü yürekten kutluyoruz. Diyorum ve geçiyorum. Ya Ertan uzun zamandır ben duygun yar özledim. Hakikaten röportaj falan şimdi okudum. yaptım mı? Daha güzel bir şey var. Ayıp hiç konuşmuyor bu zamanlar. Kırıyor bizi baba. Bur <gülüyor> <gülüyor> daha güzel bir şey var. Çok yoruldum. Saçıma aklar düştü şey diyor İsmail sana. Hoca. Ben de Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüm baba. Ben de yoruluyum. Benim de saçlar falan döküyorsun. Hiç önemli değil ya. Ol hani Ol Fenerbahçe olmaz da yani biz Beştaş olursa olur yani Düşsün baba be saçlar falan Sinan güzel gidersen bak berber nacı var bizim güzel boyar. <laughs> hiç, ben sana söyleyeyim Boyar hiç beyazı kalmaz hocam be. Hemen yapar şahane olur. Sinan abi inanılmaz ama ya bak şimdi o değişiklikleri bunu söyleyince İsmail Hoca basın mensupları ile yaptığı toplantıda söylüyor kendi aralarında. Bak İsmail Hoca'nın sezon başındaki ve şimdiki haline bir bakalım. Gelsin o fotoğraf. Sezon başında ve şimdi. Ertencim kolay be. Ben sana geçeceksin berbere. Bu geçeceğim baba siyah süreceksin ya. Ya Fenerbahçe teknik direktörsün. Boya saçların dökülsen olur. Kara sağlığın bozulmasın abi. İçeride iç organlarına bir şey olmasın Erto. Amin. Saç amin, maç amin. falan bırak. Allah sağlık versin. Amin. Yani, yani biz de Beşiktaş'tayken kardeşim benim de Beşiktaş'tayken menajerken saçlar döküldü. Ne oldu yani? Harbiden Sinan abi. Sen ee, ne diyorsun baba? Onun Gerçek için... anlamda nerede döküldü Sinan abi? şu anda sosyal medyada en çok konuşulan program durumundayız bu Biz arada. Biz miyiz hakikaten? Evet. Yani bu kadar cumartesi günü yani karşımızda 80 tane program var. 3 evet, adam dadası. Anda, Göster e... bakayım Erto kameraya. 3 adasından Arkadaşlar tut. bunu 3 adasından tut. Yani şu dadasından anda. elin sosyal oğlundan Sosyal medyada en neyine. çok konuşulan en üstteki o mavi grafik. Buyurun. E, sosyal medyada Teşekkür en çok ederiz konuşulan ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Program sizin sayenizde e... Beyaz futbol sevgili seyirciler. Bu grafiği arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bir grafik haline getirelim arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. E, bütün izleyicilerimize teşekkür ederim. Türkiye'de şu anda e, bütün televizyon programları... Üstteki çizgi biz miyiz? En üstteki biziz. Altta, alt, altta, kim var Ertom? Altta Survivor All Star var. Elin Survivor'dan var. önce miyiz? Dada var. Ee... Be, devleri geçmişiz be. Evet. Osman Gökçe gibi biliyor musun? Tek rakibiniz Survivor. <laughs> Öyle demişti değil mi evet. Ertom? Evet. Benim de tek rakibim Mike Tyson. <laughs> ya bugün Celal diyor ki o yürüyüşü diyor bilhassa mı yaptın diyor. Ya onu gerçek sananlar var gerçekten Hayat ya. Yasin abi. Ya Celal dedi, Celal dedi ya. Evet şu onu anda yürüyüşüm. ekranda sevgili seyirciler. Helal olsun kardeşim. E, sosyal filiste e, Twitter TV reytinglerinde şu anda Türkiye'de en çok konuşulan e, hashtag Beyaz Futbol'dasınız. E, Beyaz Futbol, Beyaz TV şu anda en çok izlenen program durumunda. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yürekten teşekkür ediyoruz. E, İsmail Hoca'nın biraz önce saçlarının beyazlamış halini ekranlarınıza getirmiştik. E, sonrasında öncesini gösterdik. Şimdi de bir de e, Hamza Hoca'ya bakalım. Hamza Hoca geldiğinde ya nasıl Ertem, da, Şimdi nasıl olmuş? Bir şey söyleyeceğim sana. gelsin bakalım. Abicim bir şey söyleyeceğim sana. Kolayı var diyorum sana berbere gidersin Bir dakikada değiştirir şampiyon Olduğun zaman yıllarca Tarihe yazılırsın saç saç geçer gider bak abi, Önemli değil ama Hamza Hoca Bak ilk basın toplantısı Şampiyonlar Ligi'nde Güneşle ışıkla çekimle falan alakalı Bir şey ben Hamza'yı görüyorum şimdi manken gibi Vallahi ben sana söyleyeyim Antonyo'nun buraya geldikten sonra daha yakışıklı Oldu kılık kıyafet façayı Falan da şahane oldu daha yakışıklı Oldu Hamza ben sana söyleyeyim Hamza Yaradı Erto. Hamza'ya yaradı bile. Çok başarılı. Allah'a Allah, var. Çok başarılı. Tebrik ediyorum Hamza Hoca'yı Hoca'yı tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki sezon devam eder. Aldım, evet. aldığım bugün önemli bilgiler var Galatasaray'la ilgili ama paylaşmak istemiyorum. Çünkü derler ki ondan sonra Galatasaray'ı şey yapıyor ama demek istemiyorum. Allah İnşallah Amza kardeşim de başarılı olur. Zaten başarılı. Yani artık sınıfı geçti. Başarılı. Şimdi bir de Biliş'e bakalım. Biliç önceden nasıldı? Ee, şimdi nasıl? Sevgili seyirciler önce sonra. Biliç bir yıl önce. Biliç şimdi. Biliç de çöktü. Bayağı bir çöktü. Gerçekten Türk futbolu adamı yaşlandırıyor Sinan abi. Nasıl yaşlandırıyor? Ertem kovsan gitmezler. Ne yaşlanıyor? Ne diyorsun ya? <laughs> Ne yaşta oynuyor bırak sen orada kendi söyle falan hiç alakası yok ya bu resimler nereden bulmuşsun siz olur mu? Kan gelmiş yüzüne falan kan geldi bir falan ilk geldiği zaman baksana sen. Hep söyledi sen. Boş ver sen. 22 hiç katılmıyorum. Sinan İngiliz sevmedi. Bu fotoğraflar <laughs> hiç katılmamış. Alakası yok. Geldi. Hem para. Maddi manevi. ilgi alaka. Ne alakası var Erto? Hiç, hiç katılmıyorum ben sana. Galatasaraylılar ve Beşiktaşlılar beni çok seviyor diyor Aziz Başkan vardır seven de var, sermeyen var. Normal hepimiz için geçerler tam. Yani şimdi bu nasıl oluyor? Galatasaray'la ilgili iyi konuşursan o hafta seni seviyor. Beşiktaş'la ilgili iyi konuştu böyle beş. E be Beşiktaşlar kızıyorlar ben Aziz Yıldırım'dan dolayı. <laughs> yani o zamandan yani <laughs> Galatasaraylılar ve Beşiktaşlar ama yapılanları bilmiyorlar abi. Yapıları bilmiyorlar. Sence Galatasaraylılar seviyor musun abi? Seven vardır abi. Ben Aziz Bey'le. Ben bir tane Galatasaraylı Ben Aziz Bey'le çok dolaştım. Yani çok gezdik dolaştık. Film artisi gibi vallahi resim çektiriyor geliyor insanlar Ertem. Yani başörtülü hanımefendisinden tut insan, çoluk, çocuk, herkes. Galatasaraylısı, Fenerlisi, taş herkes gelip resim çektiriyor Aziz Bey'le. Ama çok fanatik bir gruplar var. Çok fanatikler var. Anladın mı yani? O ayrı bir şey. O aynı şey yani o Galatasaraylı için de geçerli. Yani bir Fenerbahçeli'nin düşüncesi. Evet. Ama normalde bunu yani sadece e, bir bölüm olarak düşünmeyeceksin bunu. Genel olarak evrensel olarak baktığın zaman Ertemcim çoğunluk olarak fotoğraflar gelsin. Çoğunluk olarak yüzde yani yüzdeye vurursan Galatasaraylıların yüzde sekseni sevmiyordur, yüzde yirmi seviyordur. Aynı bir Galatasaraylı Abdurrahim Albayrak düşün. Abdurrahim Albayrak düşün. Yüzde seksen Fenerlisi sevmiyordur, yüzde yirmisi seviyordur. Yani öyle yapabilirsin bunu. Aynı bizim için de aynı şey geçerli. Bakıyorsun, evet. seven de var, sevmeyen de var. Sevenden de Allah razı olsun, Sevmeyenden de ne yapalım, ne diyelim. 24 numara gelsin ekrana. 24 numarayı rica edeceğim. Transfer haberleri artık çıkmaya başladı fazlasıyla. Van der Fart ismi bugünlerde yazılıp çiziliyor. Sevgili seyirciler, Van der Vaart ile Fenerbahçe'nin görüştüğü yönünde haberler var. Bundesliga temsilcisi Hamburg'la yollarını ayıracağını açıklamıştı biliyorsunuz. Van der Fart ve teklifleri değerlendirmeye almış e, Van Fart'ın rotasını İstanbul olarak belirlediği belirtilmiş sevgili seyirciler. Bu konuda Kite ve Wesley Snyder ile görüşmeler yaptığı söyleniyor. E, bunda tabi başrolü bu iki isim oynuyor. Hem Fenerbahçe'li bir hem de Galatasaraylı Snyder'in İstanbul mükemmel bir şehir. Burayı tercih ettiğine bir hiç pişman olmazsın referansı. Trabzonspor ve Bursaspor'dan da teklif, teklifler aldığı belirlenen 32 yaşındaki oyuncuyu ikna ettiği belirtiliyormuş. Van der Vaart Fenerbahçe yolunda diyebiliriz. Gerçekten ciddi kaynaklar var. Bununla ilgili olarak Fenerbahçe forması e, Erkan, yakışıyor mu? E, şimdi tabii o şimdi yorum size. Bir şey söyleyeyim sana bak. Yakışmış gerçekten şimdi yakışmış. Şimdi yokla hep yoklama yapılır. Şimdi yoklama yapılır. 8-10 tane yere yönelirsin. Hep böyle yoklama yapılırsın. Yani sezon bitince. Şimdi şampiyon olursan farklıdır transfer. Eşi Türk bu arada Fander Bartın Şimdi şampiyon olursan farklıdır transferde. Yani ona göre bütçe var çünkü. Şampiyon olamazsan ona göre. Yani şimdi dersin ki şurada 5 tane oyuncu var. Şampiyon olursak buraya yöneleceğiz. Olamazsak buraya yöneleceğiz. Çünkü niye para gelecek? Ondan dolayı bunlar doğrudur. Bunlar yoklanmıştır. Görüşülmüştür. Kenarda durur. Ama her şey şampiyonluğa bağlı. Fanderfart'ın Fart'ın eşi Türk sevgili seyirciler maça doğru e, Bence nokta Bence bana bir bilgi, Ezibay, bilgi geldi. Sevgili İlker de e, diyor van der ki yıldır, kimse istemiyormuş. Bilgi geldi. Fenerbahçe'de mi? Gelmek evet Türkiye'ye çok gelmek istiyormuş. Çok gelmek. Eşi çok. eşi e, Ama, ama alan yok. Evet iki yıldır eşi fazlasıyla baskı yapıyor ikna etmek için. E, Türkiye'ye gidelim diye eşi Türk Fanderfart'ın e, Fart'ın Rafael Fanderfart Fart e, tekrar ediyorum Snyder'le e, Kayt'ın da bu konuda e, ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor Pandel Parti. Değil. E, sevgili seyirciler ama Fenerbahçe yönetiminin sıcak baktığı iddiaları var Avrupa basınına göre ama Sinan Engin'in... Doğrudur. En, Sinan Yoklarsın Engin Ertem'ciğim. Yoklarsın. Ama gelen istihbarat çok gelmek istiyor ama şu an hiç bir teklif yok. Aa şimdi yabancı serbest oldu. Bon servis bir elindedir. Bon servis elindedir. Anladın mı? Görüşülür ama. Şu an sıcakta tutuyorlardır yani. Evet fotoğraflar geliyor. Fotoğraflardan sonra hızlı hızlı reklama gireceğim. Metin Çevik e, teşekkür ediyoruz e, sevgili seyirciler. Sertan Topkara'ya teşekkürler. Enis Karaca'ya teşekkürler. Metin Çevik teşekkürler. Turgay Ardal'a teşekkürler. E, Büşra Ercen'e teşekkürler. Önder Demirsoy, Murat Er, İsmail Kanmaz. Mehmet Kocaker teşekkür ediyoruz Tuğçe Gerçek teşekkür ediyoruz Yeni Malatya Sporlu taraftarlara teşekkür ediyoruz Yeni Malatya Spor şampiyonluk maçına çıkıyor Bütün Yeni Malatya Sporlara Sevgilerimizi selamlarımızı gönderelim Samet Kurteş'e teşekkürler Murat Çakıroğlu, Deniz Beklere Metin Çevik yine Malatyalılar Malatyalı hemşehrilerimiz Tweetler atıyorlar Yeni Malatya Spor'a artık hoş geldin diyebiliriz Sevan Pehlevan, Özge Nur'a selamlar Mehmet Tümen Bekir Çelik'ten e, Hakan Çotak'a selamlar. Ali Demir'e, Düzce'ye, Veysel'e Veysel etki ve biraz önce sevgili e, arkadaşımız Seda Deniz Akçevre spor yaparken sizi izliyorum e, diye bir mesaj atmıştı. Ne sporu yapıyormuş bu abi? Mesaj de bu saatte spor mu olur anda, ya? E, bizim işte de diyordu Ertem ya. Seda Deniz Akçevre'ye selamlarımı gönderiyorum sevgili kardeşime. Ramazan Coşan'a sevgiler. Burak Gence'ye sevgiler. Şimdi. Emrah Uçar'a sevgiler. Güzel bir anımı anlatayım. Tuncay Çetin'e sevgiler. Gura bayağı sevgiler. Ertem. Reklamdan sonra anlatayım. Güzel şimdi anlatayım. Ben. Şimdi bak bizim Burak kardeşim var. Bir film çekiyor şimdi. Yönetmen bırak tamam bak iyi dinle şimdi. Şimdi filmde bir vurma sahnesi var. Tamam evet, mı? Evet. Ben bir çocuğa tokat atma sahnem var, Hı -hı. tamam mı? Şimdi yönetmen çocuk da iri yarı oğlan bizim tokat atacağım benim adamım filmde, tamam mı? Abi diyor vur diyor. Ben de biraz öyle vuruyorum şey gibi. böyle. Belakten en Ya Sinan abi yalvarıyorum diyor. Biz bunu anlaşırken diyor dayak yiyeceğini söyledik diyor. Şey <laughs> ne <laughs> ne olur vur diyor. Abi ben son dayanamadım. Çocuğa dedim kusura bakma kardeş. Bir çaktım <laughs> elinde silah falan var düştü. Hal onları yakında oynatacağım o filmde. Hep göstereceğim onları falan öyle. Bırak böyle abi ne olur vur diyor bırak. Ama muhteşem Türkiye'nin en oluyor. büyük yönetmenlerinden bir tanesi kardeşim benim. Görüşeceğiz. Salı günü çekimim var. Askeriye de Kartal'da. Hadi bakalım. Reklama bir gidelim. Reklamlardan sonra yine Sinan Engin'le müthiş sohbetimiz devam edecek. Sizler hashtagimiz e, beyaz futboldasınız. Göndermeye devam ediyorsunuz. Alt çizgi Ertem Sener e, sevgili seyirciler. Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşlerinizi bekliyoruz. Kısa bir reklam. Kahve molası.